Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara suresinin sonlarında yer alan ve ağırlıklı olarak faizi anlatan bir sayfa, oradaki ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Bakara suresi 275 ve 281. ayetler arası. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى faiz yiyenler la yakumuna illa kema yakumul lezi yetahabbatuhu şeytanu minel mes, şeytanın çarptığı kimse gibi o şekilde kalkarlar. Zalike bi ennahum, çünkü onlar şöyle söylemişlerdir. Galu, dediler ki, innemel bey'u mislu riba, alışveriş de faiz gibi bir şey. Ve ahallallahu al-bey'a ve harrama riba, halbuki Allahu Teala alışverişi helal kıldı, faizi ise haram kıldı. Femen ca'ahu mev'izatun min rabbihi, Rabbinden her kime bir öğüt gelirse, fentehe, gelip de vazgeçecek olursa, felehu ma selef, artık daha önce yaptıkları geride kalmıştır, yenilerinden mesuldür. Ve emruhu ilallah, ve onun işi Allah'adır. Allahu Teala onunla alakalı tasarrufta bulunacaktır. Ve men ade, kim Allah'ın emrini bildikten sonra tekrar dönecek olursa, yani Allah'ın yasağını bildiği halde tekrar dönecek olursa, fa ulaike ashabun nar, işte onlar ateş ashabıdır, cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun, ve onlar orada daimidirler. Yemhagullahu riba, Allah faizi giderir. Ve yürbis sadakat, sadakaları ise nemalandırır ve onları artırır. Vallahu la yuhibbu külle kefferin esim, Allahu Teala her bir nankör, her bir günahkarı elbette sevmez. İnnellezine amenu ve amilus salihat, o kimseler ki iman ettiler, salih amel işlediler, ve akamus salate, namazı kıldılar, ve etevuz zekate, zekatı verdiler, lehum ecruhum inde rabbihim, onların Rableri katında mükafatları vardır, ve la havfun aleyhim, onlara bir korku yoktur, ve la hum yahsenun, ve onlar üzülmezler de. Değerli izleyenlerim, faiz meselesi günümüzde hemen herkesi ilgilendiren bir konu ve Kur'an-ı Kerim'in açık yasaklarından bir tanesi faizin haramlığıdır. Ve yedi büyük kebair, yedi büyük günah sayılırken bunlardan bir tanesi faiz yenmesidir. Ancak dünyanın ekonomik şartları düşünüldüğünde artık faiz günümüzde Müslüman ülkeler dahil olmak üzere hemen hemen herkesin hayatının adeta bir parçası olmuştur. Bu durumda faizle alakalı ayet-i kerimeleri değerlendirmek, ilgili hadis-i şerifleri değerlendirmek daha da bir önem arz etmektedir. Bugün el alacağımız ayet-i kerimeler bilindiğinde zannederim faizle alakalı meseleler zihinlerde daha da netleşebilecektir. Ve faizin konumu, durumu, faiz yemenin hükmü, bu gibi durumlar daha iyi bir şekilde anlaşılabilecektir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى, faiz yiyenler. Burada başlangıçta şuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela diyelim maaşlar bankadan geliyor, banka aracılığıyla geliyor. Bankadan maaş almak doğrudan faiz yemek demek değildir. Faiz yemek dediğimizde öncelikle şu anlaşılmalı: bir insan parasını bankaya yatırıyor veya şahıslara veriyor ve belli bir faiz talebi var. Bankanın zaten bellidir. Banka diyor ki ben bir aylığına şu kadar veririm, üç aylığına bu kadar, bir yıllığına şu kadar. Faizleri belli, faiz oranları belli. Önceden söylüyor. Ve ayaklı banka denilen kimseler var. Bunlar böyle ihtiyacı olan kimselere, sıkışmış olan kimselere para veriyorlar. Diyelim 1000 lira veriyor, bir ay sonra bunu 1100 lira olarak alıyor. Yani %10 faiz uygulayarak
O şekilde oradan 100 lira artı bir gelir elde etmeye çalışıyor. Veya 3 aylığına veriyor. Diyelim 1300 lira alıyor. %30 tarzında oradan kendine bir gelir elde etmeye çalışıyor. İşte bu faiz yemektir. Ama normal meşru bir müessesede çalışıp ama maaşını bankadan almak faiz yemek demek değildir. O doğrudan doğruya emeğinin karşılığını almaktadır. Öğretmenlik yaptığım yerlerden birinde, İmam Hatip liselerinden birinde bir gün ders esnasında faizle alakalı bir şey medar bahsolmuştu. Öğrencilerden birisi şöyle dedi: "Hocam," dedi, "sizin aldığınız maaşlar da bu durumda helal değil. Çünkü sizler de banka aracılığıyla maaş alıyorsunuz." Ben şu örneği vermiştim. Bir insan yolda giderken, diyelim kış mevsimi, yol biraz çamurlu, hedefine giderken elbette yürüyecek. Yürürken ayağına bir miktar çamur da bulaşabilir. Ama bir başkası da var ki kendini çamurun içine atıyor. İşte bu ikisi farklı durumlardır. Dolayısıyla meşru kazancını banka aracılığıyla almak, bankadan almak böyle bir şey faiz yemek değildir. Ama hafiften bir bulaşma gibi belki düşünülse o düşünülebilir. Ama doğrudan doğruya parasını faize vermek, bunun geliriyle geçinmeye çalışmak, ayet-i kerimelerde medarı bahs olan durum budur. اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ riba, o faiz yiyenler var ya, لَا يَقُومُونَ, onlar kalkmazlar. Daha çok kabirlerinden kalkışlarını bir tasvir olarak bu açıklanmış. İlla kema yagumul lezi yetahabbatuhu şeytanu minel mes. Şeytanın çarptığı kimse gibi bunlar yerlerinden kalkarlar. Belki Türkçede şeytan çarpmak tabiri fazla da kullanılmıyor. Cin çarpmak tabiri kullanılır. Ve cin çarpmış olan bir kimse eğri büğrü bir hale gelir ve bir takım vücut azaları eğrilir. Artık yürürken doğru bir şekilde yürüyemez. İşte faiz yiyenler de kabirlerinden kalktıklarında cin çarpmış kimse gibi kalkacakları ayet-i kerimede bir tasvir olarak ifade ediliyor. Bu bir yönüyle böyle, ama dünyada da gerçekten faiz yiyen kimselerin, faizle içli dışlı olan kimselerin çarpıldıklarını, ekonomik olarak çarpıldıklarını ve çok sıkıntılı durumlar yaşadıklarını hepimiz bilmekteyiz. Mesela kredi kartları, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde normalde fiyat neyse onu ödemiş oluyoruz. Ama vaktinde ödenmediğinde banka bundan faiz kesiyor. Ve o zaman bunlar birike birike adamın diyelim 3000 liralık orada bir şeyi kalmışsa, borcu kalmışsa, faiziyle beraber bu 4000'e 5000'e daha fazla rakamlara çıkıyor ve neticesinde ödeyemez bir hale gelebiliyor. Cin çarpmışa dönüyor. Ve öyle ki ülkemizde bazı facialar da yaşandı. Bazı polis memurları ve bazı başka insanlar bu gibi kredi kartlarının borcunu ödeyememekten intihar edenler oldu. Demek ki faiz yiyenler, doğrudan bu faizli işlemlerin içinde yer alanlar bir şekilde çarpılıyor. Dünyada da çarpılıyor ve diğer alemde de kabirden kalkarken bunlar cin çarpmış bir kimse tarzında, eğri büğrü bir tarzda kabirlerinden kalkacakları ayette ifade edilmekte. Ayetin tefsiriyle beraber manasında bu görülüyor. Peki bunlar niye böyle cin çarpmış bir hale geliyor? Şeytan çarpmış bir duruma geliyorlar. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ, bunun sebebi şu: çünkü onlar galu dediler, şöyle dediler: اِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ riba. Yani alışveriş de faiz gibi bir şey, arada fark yok dediler. Burada belki şu medar bahsedilebilir. Alışverişte de malum bir insan 1000 lira verir, diyelim 1200 lira kazanabilir. Faizden kazandığından daha fazlasını alışverişte kazanabilir. Peki aradaki fark nedir? Aradaki fark bir akit farkıdır. Ve aradaki fark helal haram farkıdır. Faizli durumlarda, yani adam 1000 lira veriyor, bir ay sonra 1100 lira alacak. Burada hiçbir risk yok. Ve risk olmadığından garanti bir kazanç var.
ve 1000 lira verecek, bir ay sonra 1100 lira olarak alacak. Ticarette ise 1000 lira yatırıyor ama 1100 mü alacak, 1200 mü alacak, yoksa tamamen zarar mı edecek, bu belli değil. Risk unsuru var. Dolayısıyla alışverişte bir insan faizle kazandığından çok daha fazlasını kazanır, kazanabilir ve bu helaldir. Ve bu noktada illa %10, %20 gibi belli bir sınır da yoktur. Arz talep meselesidir. Çok güzel bir şekilde kısa zamanda çok büyük karlar edebilir. Ama faiz böyle değil. Faizde hiçbir risk alınmıyor ve risk alınmadan bir kısım insanlar başkalarının sırtından geçinmeye çalışıyorlar. Ve insanlık tarihi şöyle incelendiğinde, insanlık tarihinde zaman zaman karanlık noktaların olduğu görülür. Toplumların karıştığı görülür. Ve buna sebep de daha çok bazılarının ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne demesi, vurdum duymaz tavırları. Ve bir kısım insanların da sen çalış ben yiyeyim, senden emek benden yemek tarzında bu gibi felsefeleri. İşte bu ikincisi faiz. Yani başkasının sırtından geçilmek, çalışmadan köşeyi dönmeye çalışmak. Bu tarzda durumlar Kur'an-ı Kerim'in yasaklamış olduğu durumlardır. Ve faiz dinin net bir şekilde haram kıldığı şeylerdendir. İşte faiz yiyenlerin cin çarpmışa dönmeleri, dünya ve ahirette çarpılmaları şu sebepten, onlar diyorlar ki alışverişte faiz gibi bir şey. Halbuki ve ehallallahu el-bey'e ve harrama riba. Allahu Teala alışverişi helal kıldı, faizi ise haram kıldı. Yani burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir insan diyelim evlenir. Evlenmenin neticesinde ailevi beraberliği olur. Bu helaldir ve hatta bundan sevap da kazanır. Ama aynı beraberliği gayrimeşru olarak iki kişi, bir kadın bir erkek yaptığında buna zina deniliyor. İşte fiil itibariyle aynı da olsa ama akte göre, anlaşmaya göre durum değişiyor. Biri meşru aile yuvasıdır, helaldir ama diğeri gayrimeşru beraberliktir. Biri helal, diğeri haramdır. Alışverişle faiz farkı da bunun gibi. İkisi de diyelim aynı oranda kazanıyor. Biri faizden kazanıyor, diğeri ticaretten kazanıyor. Ticaretten kazanan helalinden bunu kazanmıştır. Faizden kazanan ise haram bir şekilde başkasının sırtından geçinmiştir. Femen ca'ehu mev'izatun min rabbihi, her kime Rabbinden bir öğüt gelse, fentehe ve vazgeçse. Yani diyelim günümüzde de olabilir. Bazı insanlar vardır ki ömrü faizle geçmiştir ama doğru dürüst bununla alakalı önceden bilgisi yoktur. Ve her ne kadar Müslüman bir ülkede olsak da bazıları İslamiyet'ten çok bir haber yaşayabiliyor. Ama sonunda diyelim aklı başına geldi. Birisi vasıtasıyla veya birileri vasıtasıyla faizin haramlığını fark etti. Bu durumda bu kimsenin durumu ne olacak? İşte Rabbinden kime bir öğüt gelse ve bu şekilde son verse, artık faiz işlemlerine son verse, felehu ma selef, geçmiş yapmış oldukları onlar geride kalmıştır. Bundan dolayı adeta o sayfa kapanıyor. Allahu Teala onun hayatında yeni beyaz bir sayfa açıyor. Ve emruhu ilallah, onun işi ise Allah'a aittir. Yani Allah dilerse geçmişle ilgili şeylerden hesaba çeker. İsterse de o geçmişin hesabını tümüyle kapatır. Bu durumda belki şöyle bir şey medar bahsi olabilir. Bir insan diyelim faizin haram olduğunu bilmiyordu veya pek önem vermiyordu. Dini duyguları pek kuvvetli değildi. Bunun neticesinde bu insan sonuç itibariyle tanıyor ve bu şekilde farkına varıyor. Bunun durumu ne olacak? Bu kimse diyelim faizi hangi müessesedeyse veya şahıs müessesedeyse oradan onu alır ama kendisi hiçbir kar beklemeden, hiçbir fayda beklemeden bunu muhtaç olanlara dağıtır. Böylece onun vebalinden kurtulmaya çalışır. Ve men ade, kim
Allah'ın yasak emrini bildikten sonra tekrar dönecek olursa fe ulaike ashabun nar, işte onlar cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun, ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Yani Allah'ın emrini bilerek çiğnemek, bile bile muhalefet etmek, faizin haramlığını adeta kabul etmemek gibi öyle bir duruma insanları götürebiliyor. Bunun da sonu ateştir ve ebedi bir ateştir. Yemhagullahu ribe, Allah faizi ortadan kaldırır, bereketini giderir. Ve yurbis sadakat, ve sadakalarda ise bereketlendirir, nemalandırır. Yani şöyle bir durum var. Bir insan faiz aldığında aslında malı artıyor görünüşte. Ama Allah onun bereketini giderir. Bir başkası sadaka veriyor. Sadaka verdiğinde ondan bir şeyler çıkıyor ve eksiliyor. Ama Allah onu da bereketlendiriyor. Vallahu la yuhibbu kulle kaffarin ithim. Allah her nankör, inkarcı ve her günahkarı elbette sevmez. İnnellezine amenu ve amilus salihat. İman eden, salih amel işleyenler ve akamus salate, namazı ikame edenler, dosdoğru kılanlar ve ateuz zekate, ve zekatı verenler lehum ecruhum inde rabbihim, onların Rableri katında mükafatları vardır. Ve la havfun aleyhim, onlara bir korku yoktur. Ve la hum yahzenun, ve onlar üzülmezler de. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittegullah, Allah'tan korkun. Allah'tan korkmak Allah'a muhabbetle beraber düşünülmesi gereken bir durum. Yani kuru kuruya korkmak değil, Allah'ı sevmek ve ona muhalefet etmekten, emrine muhalefet etmekten korkmak. Günahları terk etmek şekliyle Allah'tan korkmak. O anlamda anlaşılabilir. İttakullah, Allah'tan korkun. Ve zeru ma bagye miner riba in kuntum müminin. Eğer müminseniz faizden geriye kalanı bırakın. Yani diyelim birisi bir yere faizine para vermiş, şahsa para vermiş. Bu durumda ne yapacak? O faizi almayacak. Bunu bilen bir kimsenin, öğrenen bir kimsenin o faizden vazgeçmesi gerekir. Eğer vazgeçmezse, feillem tef'alu, eğer bunu yapmazsanız, fe'fenu biharbi minallahi ve rasuli, Allah ve Resulü ile harbe hazırlanın. Yani Allah'a muhalefet etmiş oluyor o insan. Peygamber'e muhalefet etmiş oluyor. Bu durumda Allah ve Resulü ile muharebeye hazırlanın. Ve in tübtüm, ama tövbe eder, aklınız başınıza gelirse, felekum ru'usen malikum, ana malınız sizindir. Yani 1000 vermişseniz, 1100 alma tarzında anlaşmışsanız o 100'ü almayın, ama o 1000 lira sizin kendi paranızdır. Onu alın. La tazlimun ve la tuzlamun. Böylece ne zulmedersiniz ne de kendiniz zulme uğrarsınız. Yani başkasına haksızlık yapmak yok, haksızlığa maruz kalmak da yok. Ve in kâne zû usratin, eğer para verdiğiniz kimse, diyelim faize para verdiğiniz kimse daralmış, ödeyemiyor. Bu durumda fe naziratun ilâ meysara, ona kolaylık göstermek lazım. Yani ondan faiz talebinde bulunmak değil. Bir insan diyelim birisine para verdi, bir ay sonra ondan alacak. Ama ödeyemiyor. Adamın imkanı yok, ödeyemiyor. Bu durumda kolaylıkla ödeyebileceği bir zamana kadar mühlet vermek. Faiz uygulamak değil, o tarzda bir kolaylık sağlamak gerekiyor. Ve en tasaddaku hayrul lekum, ama tasadduk ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz. Vettegu yevmen, öyle bir günden sakının ki turcaune fihi ilallah, o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Sümme tuveffe kullu nefsin ma kesebet, sonra her nefse kazandığı şeyler eksiksiz olarak verilecek. Ve hum la yuzlamun, ve onlara asla zulmedilmeyecek. Cenab-ı Hak her türlü haramlardan uzak, tertemiz bir hayatı ve tertemiz bir kazancı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.